Ve gündemle devam ediyoruz yayınımıza sevgili seyirciler. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMIT'in 17.si düzenleniyor. Fuarda 70'e yakın yabancı ülke yer alıyor. Türkiye'de pek çok il ile bu fuarda temsil ediliyor. İstanbul'daki fuardaki göz dolduran standlardan biri de Diyarbakır standı sevgili seyirciler. TRT Haber muhabiri Seyit Kılıç konuklarıyla bu renkli standta bizleri bekliyor. Biz de sözü hemen kendilerine bırakıyoruz. Evet Andalüz, ben gördüğünüz gibi Diyarbakır standındayız. Diyarbakır tabelası da hemen arkamızda. Gerçekten ben yaklaşık 3-4 gün önce Diyarbakır'daydım. Oradan buraya geldim. Neredeyse burada Diyarbakır'ı buldum. Yanımızda konuğumuz Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir. Standı gezeceğiz. Burası nasıl hazırlandı, neler tanıtılıyor, bunları kendisinden dinleyeceğiz. Yayınımıza hoş geldiniz diyorum. Öncelikle sizler Diyarbakır'a, Diyarbakır standına, kültür şehrine, barış şehrine, kadim şehre hoş geldiniz. Tam bundan 12 bin yıl önce Diyarbakır'da yaşam serüveni başladı. Bundan 12 bin yıl önceden bugüne değin 33 medeniyet Diyarbakır'da yaşam sürdü ve Diyarbakır'ın kadim kültürüne alın teri döktü. İşte o medeniyetin kalıntılarından birinin önündeyiz aslında, değil mi? Yani şurada surları görüyoruz hemen arkamızda. Bunlar Diyarbakır surları, meşhur surlar. Biz başkanım isterseniz hemen böyle dolaşalım. Memnuniyetle, hem standı gezelim. Hem de, ama bu arada Diyarbakır surları dünyada eşi ve benzeri olmayan ülkemizin en büyük kültür hazinelerinden bir tanesi. Koruma altına alındı. Ve burada da onu anlatıyorsun. Koruma altına alındı ama aynı zamanda restorasyonuyla, çevresinin boşaltılmasıyla ve kitabeleriyle bir nevi sanatsal eser yönüyle bütün Türkiye'nin ve dünyanın ilgisini sunuyoruz. Tamam, Diyarbakır surlarını. Bir taraftan da yürüyelim. Diyarbakır surları diğer bütün özelliklerinden farklı olarak aynı zamanda kitabelerdir. Şurada görmüş olduğunuz gibi kabartmalarıyla, kitabeleriyle dünyada... Kabartmalarda neler var başkanım? Hemen hemen her medeniyet Diyarbakır'a geldiğinde surlara bir iz bırakarak kendilerinin de alın terinin olduğunu surlara adeta nakşetmişler. Şimdi müsaadeniz olursa, hazır Diyarbakır'a gelmişken ve Diyarbakır'dan adım atmışken bence tatlı yiyelim. Tatlı konuşalım. Ve tatlı konuşalım. Olur. Tatlı konuşalım. Diyarbakır'ın en leziz tatlarından bir tanesi de burma kadayıftır. Meşhur burma kadayıf. Hem fıstıklısı, peynirlisi, kaymaklısı ve cevizlisi. Biz geldikçe yiyoruz. Diyarbakır'a düşenler mutlaka ama mutlaka Diyarbakır tatlımızdan hem tatsınlar hem de eş, dost, akrabalarına da Diyarbakır tatlısını götürsünler. Peki. Bismillahirrahmanirrahim. Buyurun, siz. Size ikram edeyim. Peki, teşekkür ediyorum. Buyurun. Ben de Diyarbakır'a gelirseniz büyük bir memnuniyetle kendi elimle tatlı ikram edeceğim size. Çünkü tatlı konuşmaya ihtiyacımız var. Çok hoş sağ geldiniz. Şimdi sadece tabii burada standta, Diyarbakır standında sadece tatlı yok. Halk ezgileri burada. Onlar bir taraftan seslendiriyorlar parçalarını. Bir taraftan Diyarbakır'ın kahvaltısı var. Siz tabii bunları bize anlatın. Şöyle bir dönelim isterseniz. Diyarbakır'ımız saklı bir hazine, bir kültür hazinesi. Ben iddia ediyorum, Diyarbakır surları, hamamları, hanları, camileri, kiliseleri, sahabe kabirleri, peygamber kabirleriyle dünyanın en çok turist hak eden kentidir. Başkanım, bakın, bir şey söyleyeceğim. Çin Seddi'ni gezdik. Evet. Yılda 1 milyon turist Çin Seddi'ne gidiyor. Emin olun, Diyarbakır surları yılda en az 3 milyon turisti hak ediyor. Başkanım, bir şey söylememe müsaade edin. Geçen hafta Diyarbakır'daydım, az önce söylediğim gibi. Vatandaşlarla konuşurken vatandaşın birisi bana dedi ki, ben dedi yöneticilerimden şikayetçiyim. Dedi, hep karpuzumuzu tanıtıyorlar. Biz dedi peygamberler şehriyiz. Peygamberlerimizi de tanısınlar. Ne diyorsun? Aynen öyle. Aynen öyle. Bakın, Ulu Cami İslam inancımızda 5. haremdir. 5. şeriftir. Dolayısıyla bu bile tek başına inanç turizminde muazzam bir potansiyeldir. Evet. Ama aynı zamanda Orta Doğu'nun en büyük kilisesi olan Surp Gregos Kilisesi'ne sahibiz.
Aynı zamanda Hazreti İsa'nın diliyle ibadet yapan Meryem Ana Kilisesi'ne sahibiz. Ama aynı zamanda Diyarbakır'ın fethi döneminde 27 sahabenin kabri Hazreti Süleyman Camii'nin avlusunda defnedilmiş durumda. Dolayısıyla bütün İslam aleminin ve bütün inançların gezeceği ve manevi manada ilham alacakları merkezlerden bir tanesi. Sadece bu da değil. Diyarbakır, Cilalı Taş Devri'nden Yontmaz Taş Devri'ne kadarki zaman dilimi içerisinde Birkley Mağarası, Hasune Mağaraları, Çay Yönü, buğdayın ilk ekildiği ve hayvanın ilk evcilleştirildiği bir coğrafyaya sahibiz. Maalesef bugüne kadar Diyarbakır... Gitmiyoruz değil mi? Sorun burada. Diyarbakır bu noktada halen haklı bir hakkını verebilmiş değiliz. Tam da bu noktada biz bu standla, bu fuarla Diyarbakır'ı Türkiye'ye tanıtma, Diyarbakır'ın kapılarını bütün Türkiye'ye açma ve bütün kardeşlerimizi Diyarbakır'da ağırlamaya bugün adayız. Şehir hazır Diyarbakır mı? Yani hazır. Şehir hazır. Kesinlikle hazır. Diyarbakır'ın dört bir yanında bakır işletmesini, el işçiliğini de geliştirdik projelerle ve şu anda Diyarbakır'a gelen her kardeşimiz Diyarbakır'ın hatırasını yine eşine, dostuna, arkadaşlarına alma imkanına sahip olacak. Diyarbakır'ın biliyorsunuz dört tane kapısı var. Evet. Bu kapılar bana sorarsanız kuzeye, güneye, doğuya ve batıya açılan kapılar. Aslında bu kapılar bütün insanlığa açılan kapılar. Şimdi siz burada bu kapılar sevgi kapıları gösteriyorsunuz. Aynen öyle. Dolayısıyla her bir kapıya aslında Diyarbakır'ın dört tane sevgi kapısı var. Dört tane barış kapısı var. Gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Bu görmüş olduğunuz keçi borcu. Bunu az önce ben aklımdaydı soracaktım. Şimdi bu surlardan bir fotoğraf değil mi? Koruma altında. Bu fotoğrafın göstermiş olduğu keçi burcu Diyarbakır'ımızın en heybetli burçlarından bir tanesi. Ve bunu restore ettikten sonra da bir nevi etkinlikleri açtık. Resepsiyonlar, kimi aktiviteler bu burcumuzda gerçekleştiriyor. Ama bu burcun en büyük özelliği bir bütün olarak Dicle Vadisi'ne ve Hevsel bahçelerine hakim bir noktada bulunuyor. Burcun üzerinden Hevsel manzarasının tadı bir başkadır. Böyle fotoğrafından değil ama bizi izleyenlerin tamamını ben gelmeleri Keçi gerek. Burcu'ndan Hevsel bahçelerini izlemenin tadına davet ediyorum. Çok sağ olun. Yayından sonra. Teşekkür ediyorum. Yayından sonra. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi müsaadeniz olursa Diyarbakır'a gelen konuklarımız mutlaka geldiklerinde aynı zamanda acıkacaklardır. Evet, evet. Mutlaka ama mutlaka Hasanpaşa Hanı'nda Suriçi bölgemizde mutlaka kahvaltı yapmaları lazım. Ve şüphesiz ki Ulu Cami görülmeden, şu anda Ulu Cami'nin şadırvan önündeyiz. Görülmeden, orada oturulmadan, inançlı insanlarımız için orada abdest almadan bence Diyarbakır'dan ayrılmamak gerekiyor. Zira Ulu Cami de şu anda restorasyon devam ediyor. Bitmek üzere. Hanefi kısmı bitti. Şu anda Şafii kısmı restore ediliyor. Ve kısa bir zaman dilimi içerisinde de tamamen ibadete açılacak. Tabii Ulu Cami'nin en büyük özelliklerinden bir tanesi de aynı anda binanın kendisi dört ayrı inanca ev sahipliği yapmış. Yani kapıdan bir tanesi... İlk hali kilise. İlk kilise, havra, daha doğrusu öncesi Zerdüştü inancına ev sahipliği yapmış. Akabinde kilise, akabinde havra, akabinde cami ve caminin de şu anda iki farklı mezhebine, hem Şafii hem de Hanefi mezhebine hizmet veriyor. Bu Türkiye'de de şu an itibariyle bir tektir. İslam inancının iki ayrı mezhebini aynı anda barındıran tek camimiz Ulu Cami. Ulu Cami ve Diyarbakır. Diyarbakır için, Diyarbakır inanan bir şehir. Diyarbakır inançlı bir şehir. Ama Diyarbakır bütün inançlara saygı duyan bir şehir. Diyarbakır şunu ifade ediyor. Rabbimiz bir. Gerisi önemli değil. Rabbimiz bir. Bence önemli olan olgu bu. Şimdi az önce kahvaltıdan bahsediyordunuz, onu gösteremedik. İsterseniz oraya doğru gidelim. Hemşerilerimiz şu tanıtım rehberinden 10 bin adet bastık. Sadece fuar için. Standımıza gelemeyecek İstanbullu hemşerilerimizi, kardeşlerimizi onlar için Beyoğlu
İmamoğlu'nda, İstiklal'de, Galatasaray Lisesi'nin önünde bir orada da dağıtıyorsunuz. Açtık. Orada da dağıtıyoruz. Mutlaka turizm rehberinizi alın, edinin ve Diyarbakır'a. Az önce sizinle beraber sosyal medyada biraz konuştuk. Orada da pek çok kişi nerede bu fuar, nasıl gidebiliriz, kaç gün sürüyor, pek çok soru geldi. Çok ilgili, çok meraklı bir kitle var şu anda. Fuarımız 4 gün sürecek. Standımız 4 gün boyunca burada kalacak. Beylikdüzü'ndeyiz şu anda. Büyükçekmece'deyiz. Ama hani ola ki İstanbul'un trafiğinden dolayı biz gelemiyoruz başkan diyen olursa da Taksim'de de bir şube açtık. Sizler için lütfen Diyarbakır'ı standını veya Taksim'deki standını izleyin. Şimdi kahvaltı konusu çok önemli. Diyarbakır'a. Biz Diyarbakır'a gittiğimizde direkt bu kahvaltı salonuna gidiyoruz. Gerçekten çok güzel bir kahvaltı ortamı var Diyarbakır'da. Kesinlikle. Hasanpaşa Hanı zaten tarihi. Tarihi han içerisinde kahvaltı yapmanın ve o ambiyansı tatmanın keyfi ve lezzeti bir başkadır. Mutlaka. Ama soralım mı bu ne, işin sırrı neymiş? Mustafa Usta. Merhaba. Hoş geldiniz. Mustafa hoş geldin. Teşekkür ederim, hoş geldin. Kahvaltının sırrı nedir? Kahvaltının sırrı sevgi, güzellik. Kaç çeşit sunuyorsunuz? Vallahi içimizden ne geliyorsa, elimizden gelen, gönlümüzden kopan her şeyi sunuyoruz. O an ne bulduysa. Kaç çeşit oluyor aşağı yukarı bir? Aşağı yukarı 25-30 çeşitimiz var. Tabii ben şimdi ikramda bulunayım ben size. Tamam biz konuşalım. Tabii bu arada Diyarbakır denilince peynirden bahsetmeden geçmememiz lazım diye düşünüyorum. Evet, peynir geldi. Örük peynir özelliğini saçın örük edilmesinden almaktadır. 40 örük dediğimiz peynir çeşitlerimiz de var. Peynire helandi dediğimiz erimiş peynir var. Ama aynı zamanda yağı alınmış veya otlanmış peynir çeşitlerimiz var. Bunlar çoğu zaman Türkiye'de bilinmiyor. Ama emin olun Diyarbakır'ın peynir çeşitleri neredeyse Fransa'nın peynir çeşitlerininle yarışır düzeyde. Bir şey söyleyeceğim başkanım. Süremiz de azalıyor. Az önce konuşurken şöyle dedik. Sanki Diyarbakır'a İstanbullular bir kere gitse gelse, Diyarbakırlılar da bir kere batıya gitse gelse olay özü itibariyle Diyarbakır'ın ekonomik ve sosyal kalkınmasını da turizm potansiyelinin harekete geçirilmesinde görüyoruz. Ama sadece ekonomik ve sosyal kalkınma değil, turizm bir barış projesidir. Bu ülkenin Edirne'sinden Diyarbakır'ına kadar, Hakkari'sinden Antakya'sına kadar, Yozgat'ına kadar barışa ihtiyacımız var. Hepimizin yüreğimizi yeni bir sayfaya açmamız gerekiyor. Tertemiz bir sayfaya açmamız gerekiyor. O sayfaya da barışı, karşılıklı birbirimizi tanımayı, birbirimize hürmetle, birbirimize saygıyla yaklaşmayı gerektirmektedir. Şimdi bence turizm bu manada dokunmaktır. Ben müsaadenizle bütün Türkiyeli kardeşlerimi Diyarbakır'a, Amed'e, Amida'ya 12 bin yıllık bir tarihe davet ediyorum. Gelin orada. Ben şunu söylemeden geçemeyeceğim. Kahvaltısının zenginliğini konuştuk. Kahvaltısı da zengin, gönlü de zengin. Siz herkesi davet ediyorsunuz. Bu iş herhalde gidiş gelişle çözülecek gibi geliyor bana. Kesinlikle ön yargıları kırmanın en önemli yolu birbirimize dokunmaktır. Birbirimize dokunmadığımız müddetçe birbirimizden uzaklaşmak kaçınılmaz olacaktır. O ön yargıları kırmanın ve kucaklaşmanın, hatta zamanı geldiğinde helalleşmenin yolu da birbirimize dokunmaktan geçiyor. Gelin Diyarbakır'ın surlarına dokunun. Diyarbakır'ın surları, sırlarını herkesle paylaşmayı arzuluyor. Ama aynı zamanda bizi izleyen bütün Türkiye'li kardeşlerimden Diyarbakır surları UNESCO yolunda. 2013 yılının Diyarbakır surları yılı olarak ilan edilmesini biz arzuluyoruz Kültür Bakanlığımız tarafından. Bu itibarla Edirne'den, Trabzon'dan, Amasya'dan, Tokat'tan, İstanbul'dan bütün yurttaşlarımızdan 2013 yılının Diyarbakır surları yılı olması konusundaki kampanyamıza destek sunmasını bekliyoruz. O surların aslında bir hikayesi var ama bilmiyorum, şimdi vakit daraldı. Bildiğim kadarıyla o surlar fethedilirken geçilemiyor bir türlü. Ama o surları açan küçük bir köpek var. Bilmiyorum.
çok sayıda rivayet var. Çok sayıda tartışma var. Ama bizim bildiğimiz kadarıyla Diyarbakır surları aynı zamanda Diyarbakır'ı korumakla kalmamış. Diyarbakır'daki bütün medeniyetleri, bütün kültürleri, bütün inançları koruyan surlar. Ve Diyarbakır surları inşa edildiği günden bugüne değin neredeyse dünyada yıkılmayan tek surlar. Başkanım, aklıma bir şey geldi. Dilerseniz arkadaşlar halk ezgilerini söylüyorlar. Onların yanına gidelim. Bir de beraber katılalım ve yayınımızı bitirelim, olur mu? Memnuniyetle. Müsaadeniz olursa bir şey daha ifade edeceğim. Buyurun. Diyarbakır'ın türküleri, Diyarbakır'ın şarkıları, Diyarbakır'ın çeşitliliği, çok dilliliği, emin olun ki bu ülkenin en büyük zenginliklerinden bir tanesi. Belki de dünyanın, Avrupa'nın başaramadığını Rabbim doğal olarak bize vermiş. Çok dillilik, çok kültürlülük, çok inançlılık. Bu bile başlı başına bir hazine, başlı başına bir zenginlik. Önemli olan bu zenginliği sahip çıkmak, bunu korumak ve geleceğe taşımak. Benim inancım o ki, yakın gelecekte bu ülkeye bahar gelecek. O baharı mutlaka kalıcı kırmamız gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Süremizi doldurduk. Arkadaşların ezgileriyle yayınımızı bitiriyoruz. Çok güzel bir ziyaret, çok güzel bir gezi oldu. Diyarbakır'ı İstanbul'da gezi olarak şunu da size armağan edeyim. Ben bütün arkadaşlarımı şöyle yapalım. Ters oldu diye. Vazgeçmek yok. Tamam. Vazgeçmek yok. Ters oldu diye ben değiştim. Tamam. Neyse, başardık. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Başkanım, çok sağ olun. Sağ olun. Diyarbakır'ı İstanbul'da gezdik. Siz bize eşlik ettiniz. Şeref memnun olduk. Ayrıca Diyarbakır'a bekliyoruz. Tabii ki, her zaman geliyoruz. Evet, İstanbul'da turizm fuarında, uluslararası turizm fuarında Diyarbakır standındaydık. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir bizi bu standı gezdirdi. Diyarbakır'ı anlattı ve bütün Türkiye'yi Diyarbakır'a beklediğini belirtti. Gerçekten burası çok önemli. Herkes oraya gidecek. Oradaki herkes buraya gelecek ve bu sorun ortadan kalkacak diye sözümüzü bitiriyoruz Andoz. Evet, Emit Fuarı'nda yalan Diyarbakır standından bu güzel diyara sazıyla, sözüyle, mutfağıyla, renkli ve zengin kültürüne tanıklık ettik. Böylelikle teşekkür ediyoruz Seyit Kılıç'a da ve konuğuna da diyelim. Gündemi burada noktalayalım. Yayınımız hava durumuyla devam edecek. Saat başındaysa bizler tekrar burada olacağız. Türkiye'nin taksisi gündemin nabzını tutmaya devam ediyor. Meclis Taksi'nin sürücüsü yine çok özel bir isim. AK Parti